Herkese merhaba arkadaşlar. İlk çektiğim iki videonun ardından bu video tamamen sizin ricalarınız üzerine, istekleriniz üzerine çekiliyor. Bunu bilmenizi isterim. Zaten bu videoyu istemenizin amacı belli bir aşamaya gelmiş olmanız ve biraz sabırsızlanmış olmanız gerekmekte. Ortalama yaşınız 20 diyelim. Sen 20 yıldır sağ elini kullanıyorsun. Bu artık senin sağ elini profesyonel olduğunu simgeler. Sen bir ay veya iki hafta içerisinde sol elle yazı yazmaya başlıyorsun. Yazmış olduğun yazı kötü veya okunabilir olsun diyelim ama hızlı yazmak istiyorsun ama yazamıyorsun. Ya bu senin sol eline yapmış olduğun bir haksızlık olur. 20 yıllık bir elinden şu sol elinden aynı performansı aynı hızda yazı yazmayı beklemen hata. Ben birinci videonun başında da söylemiştim. Biraz sabır gerekiyor bu işte. 2-3 ay içerisinde normal yazı yazmaya başlarsın. Aradan pratik yapa yapa 1-2 yıl içerisinde de neredeyse sağ elinin hızına veya performansına yetişebilecek bir güce sahip olacak sol elin. Çünkü beyin yavaş yavaş artık fonksiyonlarını harekete geçirdiği için tek seferde yapamazsın. Yani bu senin eksikliğin değil. Yani demek istediğim aceleci olma. Neyse geçelim bunu. Size verebileceğim birkaç tane daha örnek var. Onları vereceğim size. Birkaç yorum okudum. Birkaç kişinin özel attığı mesajlara baktım. Sağdan soldan biraz araştırdım da çok yanlış şeyler anlatılıyor sağda solda. Birkaç örnek vereceğim. Atıyorum A harfini yazıyorsunuz. A. Şu şekil bir A. Veya ufağını yapalım. Şu şekil. A. Siz bu harfi yazarken şu şekilde yaparsanız büyük hata. Sen el yazısı gibi düşünün. Hiç elini kaldırmadan tek seferde yazman gerekiyor ki elin alışsın. En büyük hatalardan biri bu. Adam diyor ki mesela bir yerde gördüm. Adını vermeyeyim. Şöyle yap, şöyle yap, yukarıdan birleştir, ortadan birleştir, al sana A. Bu böyle yazı yazma, böyle hızlı yazamazsınız daha doğrusu. Böyle yazı yazma olmaz. Elini kaldırmadan çat. Olay bu. İkinci vereceğim örnek, yine bir yerde gördüm. Yine örnekler veriyor, tavsiyeler veriyor. Yani kötü bir amacı yoktur da yanlış bence. Diyor ki boyama kitabı alın. Küçük çocukların birinci sınıfta veya ikinci sınıfta veya ana sınıfında çocukların doldurduğu boyama kitaplarından alın. Onları işte atıyorum bir tane insan resmi var. Onun işte içini karalayın böyle dışarı taşırmadan. Bu size yardımcı olacaktır diyor. Yani bana sorarsanız bunun hiçbir faydası yok. Bunun yerine ne yapabilirsiniz? Şöyle bir, herkesin şöyle bir defteri vardır veya ajandası vardır. Şu düz çizgileri görüyor musunuz? Şunları böyle başlayın, baştan aşağı dümdüz bir çizgi çekmeye başlayın. Çünkü sizin yazdığınız yazıların %90'ı çizgilerden oluşuyor. Boyama kitabında böyle absürt şeyler değil yani. Bunları aldırış etmeyin. Dediğim gibi düz çizgiler çizmeye başlayın. Ne kadar düz çizgi çizerseniz elinizin kontrolünün ne kadar sizde olduğunu belli eder. Vereceğim üçüncü örnek. Sol elinizi sadece yazı yazmak için, daha doğrusu sol elinizi kullanmak için alıştırma olarak sadece yazı yazarak kullanmayın. Hayatınızın her alanına onu dahil edin. Kapıyı açarken sol elinizle açın. Saçınızı sol elinizle tarayın. Atıyorum yazı mı klavyede bilgisayar başında çok mu vakit geçiriyorsunuz? Sağ elinizi atın arkanıza. Sadece sol elinizle klavyeden böyle yazmaya çalışın. Düğme mi, hani lamba mı açacaksın? Gene sol elle aç. Bunlar ufak örnekler. Ama hayatınızın her alanına dahil ederseniz sizin için o kadar daha çok faydası olacaktır. Hani sadece sol el değil. Ayakla el aynı fonksiyon, daha doğrusu aynı sinyali beyne gönderiyor. O yüzden sadece solla hareket edebilmek için, ya daha doğrusu sol tarafınızı daha çok ön plana çıkarmak için ayağınızı da kullanın. Ayağımı nasıl kullanabilirim derseniz, merdiven çıkarken genellikle insanlar sağ ayaklarıyla başlarlar.
Siz merdiven çıkarken sol ayağınızı kullanın. En başta ilk adımınızı sol ayakla atın. Atıyorum futbol mu oynuyorsunuz? Kadınların %90'ı oynamıyor ama küçükken oynamışlardır bazıları. Topa biraz da sol ayakla vurmaya çalışın. Ya bunlar örneklerden biri. Yine bir yerde gördüğüm bir hatayı söyleyeceğim size. Kalem olmadan şu şekilde yazı yazar gibi elinizi alıştırın diyorlar. Şu şekilde. Adamın gösterdiği tutuş şekli bir kere yanlış. Kalemin tutuş şekli 3 parmaktır. Sen şu şekilde yazı elini tutup koyamıyorsun. Ben örneklerde de gördüm. Örnek veren kişi bile sadece şu iki parmağını kullanarak şöyle şöyle hareketler yapıyor. Bu parmak kasını biraz, tamam, bu parmağı biraz çalıştırır ama mantık dışı. Atıyorum siz sağlak mısınız? Sağ elinizle şöyle ufak ufak hareketler yapın. Mesela bu ne? A harfi. Şöyle çizgi çizgi harfler oluşturun. Sola elinizle üstünden geçin. Bu sizin daha çok işinize yarayacaktır. Sağda solda gördüğünüz her şeyi denemeye çalışmayın. Gerçekten sadece insanlar izlenme almak için, atıyorum kendi popülaritesini arttırmak için, kendini ön plana çıkarmak için saçma sapan örnekler veriyorlar. Bu örnekler onlar için faydalı. Çünkü adam izlenecek, para kazanacak. Ama sizin için, sizin zamanınızı çalıyorlar aslında. Dediğim gibi herkesin söylediğine inanmayın. Aslında en büyük öğretmen kişinin kendisidir, inancıdır. Ne kadar azim edip bir şeyler yapmaya çalışırsanız, daha çok özen gösterirseniz, onu o kadar kısa sürede öğrenirsiniz. En başta dediğim gibi aceleci davranmayın. Aceleci davrandığınızda sadece kendinizi yıpratırsınız. Yapmış olduğunuz için kalitesi düşer. Yavaş yavaş yapın. Zamanla zaten alışacaksınız. Bu gibi alıştırmalar, daha doğrusu alışkanlıklar 21 gün içerisinde kazanılıyor. Siz de 21 gün sonra artık bir bakmışsınız ki kendi kendinize yapmaya başlamışsınız bir işi. Kısa kısa aralıklarla sık sık yaptığınızda da faydalarını göreceksiniz. Benden bu videoluk da bu kadar. İleride daha iyi bir bilgiler öğrenirsem veya daha doğrusu insanların yanlış verdiği bilgileri görürsem düzeltmek amaçlı yeni videolar atabilirim. Sizin de aklınıza takılan sorular varsa bana mesaj olarak gönderebilirsiniz. Ben size şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.